Değerli öğrencilerim, selamlar, merhabalar. Hemen sesimiz geliyor mu, gelmiyor mu? Hemen oradan bir yorum yazın, ona göre ee, tedbirimizi alalım. Geliyor mu sesimiz? Sesim geliyor mu? Geliyor veya gelmiyor yazın arkadaşlar bana hemen. Geliyor. Tamam. Merhabalar tekrar hepinize. Evet arkadaşlar. Ben heyecanlandım bu arada ya. Öyle bir sürü video çekiyoruz ama canlı olunca bir başka oldum. Evet arkadaşlar. Ee, güzel bir süreç geçiriyoruz. Çok güzel bir etkileşim oldu. Burada da gelen yorumları da okuyorum. E, gerçekten fedakarca çalışmalar yapan böyle Kendini iyi hissedecek şekilde güzel çalışmalar yapan bir sürü arkadaşımız var. İnşallah emekleriniz boşa gitmez. İnşallah emeklerinizin karşılıklarını alırsınız. Öncelikle böyle başlayalım. Hepiniz çok daha fazlasını hak ediyorsunuz. Hepiniz iyi yerlerde olacaksınız. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Var bir hayalimiz diyoruz. İnşallah üniversiteler istediğimiz bölümler kazanılacak arkadaşlar. Bunun için her şeyi yapacağız. Sizden tek isteğim, sizden tek isteğim bırakmamanız. Sizden tek isteğim pes etmemeniz. Güzel bir şekilde konsantre olup yılmadan geleceğinizi oluşturacak, geleceğinizi planlamanızı sağlayacak bu sınavda elinizden gelenin en iyisini yapmanızı istiyorum ve güveniyorum hepinize. Ayrı ayrı hepinize gerçekten çok güveniyorum bazen kızıyorum da bazen işte çok mutlu oluyorum böyle güzel bir paylaşım içerisinde hep beraber götüreceğiz evet şimdi arkadaşlar yaklaşık 9 gün oldu AYT kampımız başladı tyT kampımız da bitmek üzere şimdi bir sürü soru var instagramdan sorularını yazan arkadaşlar var buradan bir sürü soru yazan arkadaşlar var şimdi hepsini tek tek cevaplayacağım çok da fazla vaktinizi de almayacağım Uykusu gelenler olmuş. E ben şey diye planlamıştım. Böyle ders çalışma saatleri biter. Birazcık sohbet ederiz. Ondan sonra ee, birer biraz paragraf çözüp, biraz deneme çözüp, şey çözüp, problem çözüp bu işi bitirirsiniz diye planlamıştım ama ee, erken uyanlar varmış. Şimdi arkadaşlar şöyle sorduğunuz sorularla birazcık başlayayım. Öncelikle TYT ile bir başlamak istiyorum. Şimdi biz kampımıza 1 Ocak'ta başladık. Ve daha önceden duyurmuştum tabii ki kampımızı. Ne dedik? TYT çalışmalarını artık yavaş yavaş bitirin. Yani TYT çünkü hiçbir zaman bitmez. TYT çalışması hiçbir zaman bitmez. Problemler hiçbir zaman bitmez. Hep kafanda bir soru işareti kalır. O yüzden TYT çalışmalarını birazcık azaltın. Bu çalışmalarda yüzde %30... TYT %70 AYT bandına çıkarın demiştim. Ama bugün de bir anket yaptım. Yani o anketin sonuçlarına göre yine e, yaklaşık 5000 tane oy kullanılmış. Yine %50'lik bir kısım yani TYT'den kurtulamamış bir türlü. O yüzden öncelikle şunu söyleyeyim. Bu arkadaşlarımız için ay sonu başlayacak. Yeni bir program yapıp yeni bir program yapıp onları da AYT çalışmalarının içerisine sokacağım. Ama lütfen rica ediyorum sizden bu arkadaşlarımız güzel bir şekilde güzel bir şekilde TYT çalışmalarını 15-20 gün içerisinde bitirsinler. Bunu derken şuraya söylüyorum problemlerin sonuna kadar gelin. Tabii ki çarpanları ayırmada temel çarpanları ayırmayı bilmeniz lazım. İkinci dereceden denklemler parabol için o kısımları bilmeniz lazım. Ondan sonra hızlı bir şekilde sizi de AYT çalışmaların içerisine çekeceğim. Yalnız süreciniz birazcık sıkışık olacak söyleyeyim. Yani ocakta başlayanlarınki biraz daha gevşekti. Sizinkini biraz daha tempolu şekilde götüreceğiz. Birincisi bu. Evet ikincisi TYT denemeleriyle ilgili çok soru geliyor arkadaşlar. Bu hafta perşembe günü. Bu hafta perşembe günü biliyorsunuz ki denememiz var. Onlu denememiz, konu özetli denememiz. Onun birinci denemesiyle başlıyoruz. Kamp programının içerisine yerleştirdim biliyorsunuz. O denemeleri alın. O denemelerle güzel bir şekilde haftada bir tane deneme çözecek şekilde götüreceğiz. İlerleyen süreçte işte AYT denememiz de çıkacak. AYT içinde çalışmaları yapacağız. Ve şunu da ekleyeyim. Çıkmış sorularla ilgili arkadaşlar çok yazan arkadaşımız oldu. Çıkmış soruları da çözelim. Arkadaşlar konu konu çıkmış soruları çözeceğim. Bir sürü şu yorum da geliyor hocam işte telif attılar falan diye bir yayınla anlaşıyorum arkadaşlar. Ee, i̇şte o yayının şeyiyle izniyle ee, yani ÖSYM sorularını çözmeye yayınlamaya şey bir yayın var. O yayınla e, anlaşacağız. O yayının izniyle e, üniversitede çıkmış mesela fonksiyonlar bittiğinde fonksiyon çıkmış soruları. Tamam mı? İkinci dereceden denklemler bittiğince ikinci dereceden denklemler çıkmış sorularını çözerek götüreceğiz. Ve bunlar da sizin için çok faydalı olacak. Tamam mı? Ama şunu her zaman söylüyorum. tyt'den her gün problem ve her gün paragraf çözmeyi hiçbiriniz kesinlikle bırakmıyorsunuz. Anlaştık. Anlaştık değil mi? Tamam. Geometriye geleceğim arkadaşlar. Geometriye değineceğim. Sırayla kafanızdaki bütün soru işaretlerini gidereceğim. Evet şimdi kamp programına göre AYT kamp programına girelim şimdi. AYT kamp programına göre geride kalan bazı arkadaşlarımız olmuş. Arkadaşlar panik yapmayın. Tamam mı? Panik yapmayın. Kendinize göre kamp programını revize edin. Ben dediğim gibi ay sonunda bir başlattığım TYT şey AYT kamp programına göre Ondan sonra yine revize etmiş olursunuz. Ama sizden tek isteğim bunu bırakmayın. Eğer kamp programını bırakırsanız, kamp programını bırakırsanız AYT çalışmalarınız çok havada kalmış olur. Şubat'ın ortalarında, Mart'ın başlarında AYT çalışmalarına başlarsanız inanın çok büyük hayal kırıklığına uğrarsınız. Gerçek sınavın AYT sınavı olduğunu unutmayın lütfen. Size üniversiteyi kazandıracak olan sınav hangi sınavdır? AYT sınavıdır. O yüzden AYT sınavını merkeze koymaya başlasın herkes. Tamam mı? TYT'den istediğin nete hiçbir zaman ulaşamayabilirsin. Ama sınavda inşallah ulaşırsın. Şimdi TYT çalışmalarıyla ilgili bir iki açıklama daha yapacağım. Arkadaşlar ya aşağı yukarı fen konularınızı bitirdiniz TYT'de. Sizden bir isteğim var. Bunu herkes yanına kağıt kalem alsın, not alsın. TYT'de biliyorsunuz ki sosyalle, matematik, Türkçe hepsi aynı ağırlıkta, değil mi? Sosyal fenciler doğru düzgün sosyal çalışmıyorlar biliyorum. Lütfen şunu yapın. Hemen gidin. Kendinize sosyal denemesi alın. Tamam mı? Çünkü matematikten netleriniz düşük olduğu yerde sizi sosyal kurtaracak TYT'de. Hemen gidip sosyal denemesi alın. Konu çalışmasanız bile haftanın 3 gününde minimum haftanın 3 gününde sosyal denemesi çözün. Yapamadığınız soruların üstünden sosyal bilgilerinizi kesinlikle artırın. 3 günü de 3 günü de fen denemesi çözün sayısı alıcı olan arkadaşlar için söylüyorum. Türkçeyi zaten sürekli çözüyorsunuz. Yani şubat sonu gibi şey ocak sonu gibi matematik deneme sayısını haftada 2 taneye çıkarmaya çalışacağız. Yani TYT'yi komple bırakmıyoruz. Hocam TYT'de unutuyorum konuyu. Mutlak değeri unutuyorum. Eşitsizliği unutuyorum diyorsunuz. Arkadaşlar ben hepsini hatırlatacağım size. Şu süreci atlattığımızda işte Mart sonu gibi veya işte Nisan başı gibi tekrar videolarına başlayacağız. Birkaç videonun içerisinde bir videonun içerisinde mutlak değer bir videonun içerisinde basitesizlik hem soru çözümü hem konu anlatımı yapacağız. Çok güzel işler olacak orada o yüzden TYT hiçbir zaman bitmez unutuyorum algısından bırak ben hepsini hatırlatacağım sana. Yeter ki sen AYT çalışmalarına başla tamam mı? Hemen orada bir analitik geometri gördüm. Analitik geometri yazan bir arkadaş gördüm. Şimdi analitik geometri AYT matematik için çok önemli. Analitik geometri videolarım çok ayrıntılı. İnanın eşi benzeri yok. Bir sürü soru var. Lütfen analitik geometriye hemen başlayın. Analitik geometriyi iyi bir şekilde öğrenin. Diğer geometri bilgileriyle çok fazla alakası yok. Sadece üçgen alanı falan hesaplıyorsunuz birkaç soru çeşidinde. O yüzden analitik geometriyi geometrinin en önemli konusu olarak düşünün. TYT'de 2 AYT'de de iki tane soruyu atarsınız cebe ve türevde falan gerçekten çok lazım olacak. O yüzden analitik geometriyi merkezimize koyuyoruz. Şimdi gelelim gelelim arkadaşlar diğer bir konuya. Limit türev integral. Arkadaşlar dikkat ederseniz kamp programını iki çeşit limit türev integral yerleştirdim. Bir AYT çalışmalarına yeni başladım diyen arkadaşlar için limiti Şubat ayının sonlarına doğru koydum. Şimdi böyle yapmamın bazı sebepleri var. Şimdi Bakan Bey yaklaşık bir buçuk iki hafta önce yine açıklama yaptığında konularda yine sınırlandırma yapabiliriz kelimesini bir kez daha kullandı. Yani ben özellikle Ocak ayının içerisinde belki bir açıklama gelir diye limit çalışmalarını ben videoları yayınlamaya başladım. Bugün de video çektim. Yani hatta bu hafta içerisinde birçoğu bitecek limitin. Yani yayınlayacağım videolarını. Ama sizin kamp programınızda dikkat ederseniz sonlara biraz daha konu sıralamasına göre yerleştirdim. Çünkü yani bir açıklama gelirse boşu boşuna o konuya size çalıştırmak istemem. Ama mezun olan arkadaşlarımız konularını bitiren arkadaşlarımız mutlaka başlasınlar. Onlarda sıkıntı yok. Ve şöyle bir şey var: Siz ikinci dereceden denklem yapamıyorsanız, fonksiyon yapamıyorsanız, polinom yapamıyorsanız, işte parabol yapamıyorsanız, grafik bilginiz yetersizse, limit konusu gerçekten sizin için bir eziyete dönüşecek. O yüzden limit konusunu bu konuları işledikten sonra çalışmanız çok mantıklı programa uyarak bunu bunları güzel bir şekilde yapacağız. Şimdi problemlere de ayrıca değineceğim tamam. Şimdi ee, arkadaşlar bakın sizden şunu istiyorum bir de. Konu çalışmalarınızı yaparken TYT için de bunu söyleyeceğim. Konu çalışmalarınızı yaparken hani bir video çektim ya AYT ile ilgili. Bakın şunu yapmayın. Mesela logaritma çalışıyorsunuz ya. Logaritmadan iki tane test çözüp bırakmayın. Logaritmanın bir soru bankasının sorularını bir günde maksimum iki günde çözün. İkinci soru bankasının de çözün. Yani iki soru bankası bitmeden AYT konuların bitti demeyin. Altın kitaptaki sorular yeterli olmayabilir sizin için. Bir kitap bütün konuyu öğretmek için yeterli değildir. En az iki kaynaktan ve sıcağı sıcağına aralık vermeden hocam bir hafta sonra çözerim falan yok. Konu bitirme böyle olur. Konuyu bitirdiğinde güm diye çözeceksin konuyu o şekilde bitireceksin. Tamam mı? Bakın konu bitirme bu şekilde olur. Yoksa hocam ben logaritma çalıştım. iki test çözeyim. Yok şöyle yaptım. iki testi öbürsü gün çözeyim. Yok. Tamam mı? Konu bitirme. Alacaksın kitabı eline. Tamam mı? Alacaksın kitabı eline. Açacaksın ikinci dereceden denklemleri. Baktın kaç test var? 10 test. Gömeceksin bir günde 10 testi. Bitti ikinci dereceden denklemler. Tamam mı? Ondan sonra bir kitaptan daha kesinlikle çözeceksin. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar şu problemler problemler yazan bir sürü arkadaşımız var. Bakın problemlere de değineyim. Problemler uçsuz bucaksız bir derya. Şimdi benim videolarımda anlattığım THT konu anlatımındaki anlattığım problemler temel problemleri size öğretecek problemler kalıplarını size öğretecek her şey var. Ama Dediğiniz gibi yeni nesil soru sayısı orada yeterli mi? Değil. Ama yeni nesil soru sayısını neyle destekledik biz? Platin kitapla destekledik. Ama size önerim neydi en baştan beri? Problemlerden bir tane kesin ama tamam bir tane kesin çözebiliyorsanız iki tane fasikül kesin çözün. Soru bankalarına ondan sonra geçin. Özellikle bizim elinde olan olmayan platin kitaptaki TYT matematik, TYT şey problemler sorularını mutlaka videolarımdan dinlesinler. Mutlaka öğrensinler. Çok faydası olacak. Gerçekten size çok şey kazandıracak. He, bir şey daha ekleyeyim. Geçen bir arkadaşımız soru yazmış. Hocam siz olsanız ne yapardınız? Mesela ben ne yapardım biliyor musunuz? Mesela TYT'de eksiklerim olduğunu düşünüyorum. AYT çalışmalarına da başladım. Ne yaparım biliyor musun? Sağlam bir soru bankası alırım. Tamam mı? Mesela aldım Platin kitabı. Platin kitapta 2300 civarında soru var. Alırım. ilk temel şu başı açarım tamam mı? İçindekilere bakarım. 100 soruluk tamam mı? 100 soru olacak kısmı seçerim şöyle. Atıyorum 4 konu. Günde 100 soru çözerek bu kitabı 20 günde bitirirsin. Yani TYT'ye son noktayı koymak istiyorsan, son noktayı koymak istiyorsan günde 100 soru çözerek bir tane soru bankası bitirmeni öneririm. Bunu ilerleyen süreç içerisinde AYT içerisinde yapabilirsiniz. İşte aslında sıkıntımız ne? Biz konularla beraber soruları çözdüğümüz için bazı şeyler oturmayabiliyor. Yani böyle gümbür, gümbür 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 soru çözmüyorsunuz. Yani soru bir test çözüyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Bir test çözüyorsunuz sonra bırakıyorsunuz. Yapmanız gereken şey kitap bitirmek. Bir kitabın hakkı maksimum bir aydır aslında. Konuları biliyorsan tabii. İşte TYT'de konuyu konuyu belli bir seviyeye getirdiğine inanıyorsan son TYT'yi bu şekilde bitirsin. Ondan sonra TYT denemeleri çözeceksin sadece. Ondan sonra hiç konu çözmeyeceksin. Çok eksik hissettiğin konular varsa onlardan belki çözüm yapabilirsin. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Evet şimdi TYT konusunu kapattık. Şimdi AYT'de arkadaşlar ee, dediğim gibi Ocak ayının sonuna doğru bir program daha düzenleyeceğim. İpin ucunu kaçıranlar o programla devam edebilirler. Ama sizden istediğim kesinlikle IET çalışmalarını bırakmamanız. Evet şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Ee, şuradan sorularınıza bakalım. Şuradan sorularınıza bakalım. Başka söyleyecek bir şeyim. he Fonksiyonlarla ilgili bir açıklama yapacaktım arkadaşlar. Bakın fonksiyonları oynatma listesine TYT fonksiyonlarıyla başlattım. Çünkü TYT fonksiyonları bilmiyorsanız polinomlar, ikinci dereceden denklemler, parabol hepsi sıkıntı. Ama fonksiyon uygulamalarında sıkıntı çekiyorsanız, fonksiyon uygulamalarında sıkıntı çekiyorsanız özellikle son iki videosunda parabol bilgisi aşırı gerekiyor. İşte orayı parabol dinledikten sonra yapın. Tamam mı? Orayı bırakın ben tekrar sizi başa döndüreceğim. Anlaştık mı? Evet günde kaç saat TYT kaç saat AYT? Ben öyle söylemiyorum. %70 AYT, %30 TYT günlük çalışmanı buna göre planla. Problemler ve paragraf çözmenin haricinde. Anlaştık mı? Evet, başka. Arkadaşlar, bakıyorum, 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 bakıyorum. Şubat'ta başlayacak hangi ay O programı hızlı yapacağım arkadaşlar. Çok sarkıtmayı düşünmüyorum. Ee, o TT çalışmalarını bitirdiğiniz için güzel bir şekilde e, hızlı götüreceğim. Yani Şubat'ta başlayacak kampı. Evet şimdi arkadaşlar Instagram'dan gelen sorular var. Önce Instagram'dan gelen soruları cevaplayacağım. Çok fazla da uzatmayacağım. Böyle e, bütün sorularınıza bakmaya çalışacağım. Evet fonksiyonlar olmuyor. Ömrümden ömür götürdü. Fonksiyonlar olmazsa AYT matematiği unutun. Fonksiyonlar olana kadar derineceksin. Fonksiyonlar olmadığında AYT matematik çok büyük sıkıntıya girer. Dikkat edin. Anlaştık mı? Evet. Arkadaşlar sürekli şöyle geliyor AYT kampında. Yani videoları izlemiyorsunuz. Bir sürü açıklama yaptım. AYT kampında yeni konu anlatımları sadece hangi konular limit, türev, integral olacak. Diğerleri eski konular zaten eşsiz konu anlatımları var. Yani onları bir daha çekiyorum desem ömrümden ömür gider. O yüzden çekerken ne dedim ben? Ömürlük videolar dedim kolay kolay yenilemem o videolarım. Evet. Başlamadım, geç mi kaldım? Yani bu başlamadım, geç mi kaldım diye sormuş arkadaşımız. Şimdi hiç başlamadıysan evet bir tık geç kaldın. Ama şimdi başlamazsan daha da geç kalacaksın. Ee, yani şu anda başlamak için en doğru zaman diyebiliriz. Daha önceden başlasaydın keşke ama artık yapacak bir şeyimiz yok. Hocam günde 6 saat ders çalışma süzce artırılmalı mı? Şimdi günde 6 saat ders çalışma ne demiştim bir tane videomda arkadaşlar? Video izleme sürelerinizle ders çalışma saatlerinizi karıştırmayın. Video izleme sürelerinizi ders çalışma saati olarak lütfen saymayın. Günlük kendinize bir sınır koyun 5 video 6 video izleyeceğim diye tamam mı? 5 saat 6 saat izleyeceğim diye ondan sonra da 5-6 saatte ders çalışın. Yani okulmuş gibi düşünün. Sabah 8'de kalkın 2'ye kadar okulum var. 2'den sonra gece 12'ye kadar da 6 saatlik ders çalışma sürem varmış gibi düşünün. Ders planlaması bu şekilde yapılır arkadaşlar. Okulunuz var mı gibi düşüneceksiniz. Özellikle 12. sınıf arkadaşlar program biraz daha e, mezunlara yönelik olmuş gibi bir eleştiri geldi. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ya birçoğu okul derslerine katılmayan bir sürü arkadaşımız da var. Ama okul derslerine katılanlar da e, yine bu kampı uygulamaya çalışsınlar. En azından hafta sonu cumartesi pazarı çok iyi değerlendirsinler. Oradaki çalışmalarını cumartesi pazara doğru e, sarkıtsınlar. Cumartesi pazar birçok çalışmayı bitirebilirler. Hocam ben 80 soruya 3 saat uğraşıyorum. Normal mi acaba? 80 soruya 3 saat ulaşman ne cins soru olduğuna göre değişir. Yani soru e, sorular eğer e, zor sorularsa tabii ki normal. Yani mesela Platin kitabın yeni nesil soruların olduğu testleri çözüyorsan normal. Ama standart testlerin olduğu bir soruyu çözüyorsan çok normal e, değil. Evet 11. sınıflar için bir açıklama yapayım arkadaşlar. 11. sınıflar, 11. sınıflar için bir kamp programı düzenliyorum. Ne çalışmaları gerektiğini, ne yapmaları gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. 11. sınıf bir sınıfım var benim. O sınıfa yapacağım kampın aynısını sizler için de uygulayacağım. E, uyanlar... TET ve AYT'de çok büyük yol almış olurlar. Bir dahaki yıl çok rahat ederler. Evet bakalım limit türev integral hiç görmedim. Okulda sizden fonksiyonları dinledim. Hmm, Korkuyorum. Arkadaşlar limit türev integral öyle bir anlatacağım ki. Bakın garanti veriyorum. Eğer fonksiyon mantıklarını iyi anlayanlar. Fonksiyonları işte parabolü ikinci dereceden denklem mantıklarını iyi anlayanlar. Birazcık o konulara yatkınlığı olanlar limit türevi integralden soru kaçırmayacağım, söylüyorum size. Gerçekten efsane anlatımlar oluyor ama bol soru çözeceksiniz. Sadece anlatımlı olmaz. Yani hoca anlattı dinledim tamam yok. En az iki soru bankası. He şunu da öneriyorum. Limit türevi integralden fasikül çözmenizi öneriyorum. Hatta trigonometride sıkıntı çekiyorsanız mutlaka trigonometriden de fasikül çözün. Bu dört konudan fasikül çözerseniz limit türev integrallerin bitişik olduğu birleşik olduğu fasiküller var zaten onlardan alabilirsiniz. Ee, fonksiyon uygulamanın son videoları nerede? He, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar kampı kolay görün diye kanalın en üstüne kanalın en üstüne oynatma listesi yaptım. Şu anda sadece fonksiyonlar var. E, i̇şledikçe işledikçe diğer videoları da ekleyeceğim içerisine. Siz başka bir yere bakmanıza gerek yok. En üstteki yerden işi halledin. Tamam mı? Hocam günde kaç ders çalışmalı? Ayça günde maksimum 3 ders. Ama problem ve paragrafı bunun içerisine katmadan maksimum 3 ders çalış. Güzel bir şekilde güzel bir şekilde götürün. Hocam YouTube'da 3 videoda bitiren var. Sizinki kaç video olacak? Benimki en az 15 video olur limit arkadaşlar. En az. Tamam mı? 200 şey 120 tane soru var zaten. Yani her videoda ortalama 10 tane falan soru oluyor. 12 konu anlatım kısmı da var. 15 video olur diye düşünüyorum. Arkadaşlar orta öğretim başarı puanını lütfen çok ciddiye almayın. 2 tane fazla soru yap rakiplerinden ee, işi bitir. 2 tane fazla soru yapacaksın. Arkadaşlar piyasadaki fasiküller güzel. Kötü fasikül yok. Herhangi bir fasikül alın götürün yani. Çok böyle e, dandik fasikül yok artık kötü bir yayın yok piyasada. Ha ve şunu söylüyorum. Yani altın kitabı, platin kitabı falan almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Elinizde kitabınız varsa lütfen önce merkez elinizdeki kitabınız olsun. Elinizdeki kitabı bitirin. Ha biz ödevleri bundan verdiğimiz için daha değerli toplu gitsin diyorsanız o sizin tercihiniz tabii ki. Ee, direkt polinoma geçsek olur mu? Evet olur. Bakın tyt fonksiyonları işlediysen tamam mı? işlediysen o fonksiyon uygulamaları seni zorladıysa polinomlardan devam et. Parabol bittikten sonra, parabol bittikten sonra tekrar fonksiyon uygulamalarına geri dön. Bu da güzel bir yöntem olabilir senin için olabilir, yapabilirsin. Altın kitap çok güzel, evet, altın kitap çok güzel, gerçekten çok 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 güzel dönütler geliyor ve çok güzel karşılıklar alıyoruz. İnşallah hepinize istediğiniz yeri kazandırmakta bir aracı olur, sizlerde herkese önerirsiniz. Hocam bizi niye bu kadar fazla düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ben bu kanalı kurduğumda, ben bu kanalı kurduğumda ilk yazdığım bir yazı var. Bütün videolarımın altında var. Benim bir hayalim var diye. Biliyorsunuz ki ben bundan önce farklı bir platform içerisindeydim. Oradan ayrıldım. Sonra geldim ve burada başladım. Ben ömrüm boyunca izleyen olsun veya olmasın Enerjim olduğu sürece matematik anlatmaya devam edeceğim. Ben matematik öğretmenliğini çok seviyorum. Birilerine faydalı olmayı seviyorum. İnanın gece çok geç saatlere kadar çalışıp sabahın çok erken saatlerinde kalkıyorum. Bu benim yaşam tarzım oldu artık. Bu şekilde devam edeceğim ve mutluyum. Çok mutluyum. Hanım diyor ki nasıl buluyorsun bu kadar enerjiyi? Ne yapıyorsun falan diyor. Yani herkes böyle diyor. Ama ben seviyorum işimi. Siz de ders çalışmayı sevdiğinizde... Her şey yoluna girmiş olacak zaten. Vallahi bak, işin en güzel kısmı var. Bir bir şey anlatayım size şöyle. Ben üniversite sınavına hazırlandırırken gerçekten üniversite sınavına hazırlanırken çok hayatımın en en güzel yıllarından bir tanesiydi. Çok mutluydum. E, ders çalışmaktan çok zevk alıyordum. Kendime bir şey bulmuştum böyle. E, radyo programlarım vardı benim gece 3 tane. Gece 10'da başlıyordu. O zaman beyaz falan radyo programı yapıyordu. ...beyazla başlıyordu. Gecenin ikiye kadar... ...böyle arka arka üç tane radyo programım vardı. O programları... ...aralıksız altı saat ders çalışıyordum. İnanılmaz... ...inanılmaz motive ediyorlardı beni. Ee, böyle... ...çok özlüyorum mesela o günleri. Ee, şu anda üniversite sınavına hazırlanıyor olsam... ...gerçekten böyle... ...kitapları yerdim yani. İşte insanın içinden geliyorsa... ...insan... ...severek yapıyorsa bir işi... ...gerçekten mutlu oluyor... İşte o mutluluk da size e, en güzel yerlere getiriyor arkadaşlar. Bizim bütün gayemiz bu. Limit türev integral biraz erken bitebilir mi? Arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. E, türevin de pdf'leri hazır olmak üzere yazıyorum. E, yani muhtemelen 15 tatil 3 hafta. Şubat tatili. O 3 haftanın içerisinde ben çoğunu bitiririm. Yayınlamaya da başlarım. Yani kamp programına göre yayınlamayacağım onları. Çektikçe atacağım. Çektikçe atacağım. Erken çalışmak isteyenler çalışacak. Ve inanın efsane. Tamamen efsane olacak. Siz de e, etrafınızdakilere şu yorumlarda şunu görüyorum. Şunu yapmayın arkadaşlar ya. E, hocam işte rakiplerimiz öğrenmesin. Herkes faydalansın arkadaşlar. Birazcık reklamımızı yapın ya. Birazcık reklamımızı yapın tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi. Ne diyor hocam? Yeni ayete e, kaçırdım. Problemler için yeni kamp yapar mısınız arkadaşlar? Problemler için yani yapacak bir şeyim yok. Orada videolarım var. Yeni bir kamp yapmak böyle kanalı çok başka bir yere götürüyor ve o videolar karma karışık oluyor. Sana şunu söylüyorum. Problemlerden platin kitap varsa elinde güzel bir şekilde oradakileri zaten ayrıntılı bir şekilde çözdüm. Lütfen otur onları çöz. Ama biraz önceki anlattığım gibi ne yapacaksın? Alacaksın sayı kesir problemlerini bir günde gömeceksin. Alacaksın yaş problemlerini bir günde gömeceksin. Ondan sonra denemelerle, şeylerle götüreceksin. Bıyıklarım lens mi? Lens evet. <laughs> Bıyıklarım lens. Hocam şu tokat olayını anlatsanız hangi tokat olayını? Babamın tokatlama olayını mı? Onu başka bir canlı yayında anlatayım. Söz hatırlatın. Başka bir canlı yayında anlatayım. Şu anda yarım saate dayanmış. Böyle çok da fazla vaktini almak istemiyorum. Evet. Üniversite sınavına hazırlanırken bir tokat olayımız var bizim. Ee, ...hayatımın dönüm noktasıdır diyebilirim. Ama anlatacağım söz tamam. Ee... Bakalım bakalım başka sorularınız... ...yayın kaydedilecek mi? Sanırım kaydedilecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu işlerde acemiyim. Her şeyi kendi kendime öğreniyorum. Şu anda da soru çözümlerini yaparken... ...farklı bir teknik geliştireceğim kendi kendime... E, güzel şeyler olacak. Hocam geometri videolarının hepsi bu yıl çekecek misiniz? Geometri için utanıyorum arkadaşlar gerçekten. Aslında söz vermiştim. E, sonradan aslında şunu da söyledim. Yani yapabildiğim kadar yapacağım diye. Arkadaşlar e, benim şöyle bir farkım var diğerlerinden. E, diğerleri çoğu yayın hazırlamadan işte tahtaya o kitaptan bu kitaptan soru alarak ee, işte hangi kaynak olduğu belli bile değil. O şekilde soru çözümleri yapıyorlar. Yani benim videolarımdaki her şey benim. İki tane kitap yazdım. işte deneme yazdım. Bunun yanında AYT fasikülleri de ayete AYT fasikülü diyorum. AYT video ders notu da aslında baskıya hazır durumda hemen hemen ama bu yıl bastırtmayacağım. Ee, bir sürü çalışma yapıyorum. Yani benim rutinim şu şekilde. Akşam 7'ye 8'e kadar video çekiyorum. Ondan sonra gece bir taraftan render yapıp bir taraftan notları hazırlıyorum ve soru bankası hazırlıyorum. Yani o yüzden geometri notlarını yazmak çok zaman alıcı bir şey. Yani notlarım hazır olsa videolarını hemen çekerim sıkıntı yok ama yani artık günüm 48 saat bir günüm 48 saat olsa ancak yetişebilirim. Lütfen bu konuda bu konuda anlayışınıza şey yapıyorum ama soru çözümü şeklinde bir şeyler yapmayı planlıyorum ama söz vermiyorum. Ama tekrar söylüyorum çıkmış soruları yapacağız ama. Çıkmış soruları yapacağız. Ee, onunla da ilgili bir video çekeceğim size hangi yayın olduğunu. İşte hangi nasıl bir içerikte devam edeceğimizin açıklamasını yapacağım. 11'lere kamp yapacağım dedim. Onun sözünü verdim. Ee, Miray yayınları çözümleri ne zaman tamamlanır? Arkadaşlar Miray yayınlarının TYT çözümleri tamamlandı. Şöyle sadece permütasyon, kombinasyon, olasılık kısmı kaldı. AYT çözümlerini de çok hızlı bir şekilde götüreceğim. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Uygulamada da çözümlerimiz var arkadaşlar. YouTube merkezli gitmeyin. Önden gidiyorsanız ben YouTube'a atmadıysam uygulamadan çözümlerine bakın. AYT kitabının bir tık işte integral türevin türev kısımları falan eksik. Ama onlar da Ocak ayı içerisinde tamamlanacak. Hiç bir sıkıntı yok yani. Uygulamadan da dinleyebilirsiniz. Anlaştık mı arkadaşlar? Hocam onlu denemenin linkini bulamadım. Ee, arkadaşlar şu anda onlu denemenin geçen yılki baskısı var. Onlu denemeyi büyüttük. İçerisine yeni 80 tane falan soru ekledim. Çok güzel oldu. Yani çözmeden kesinlikle sınava girmeyin. Ve perşembe günü birinci denemeyle başlıyoruz. Ee, işte perşembe günü sabah erken kalkacaksınız. Denemeyi çözeceksiniz. Ben öğleden sonra çözüm videosunu atacağım. Güzel bir şekilde işi bitireceksiniz. Arkadaşlar dava işini hallettim. E, ÖSYM'nin yayın hakkı olan bir yayınla anlaşacağım. E, o yayın, o yayının şeyinde götüreceğiz. Zaten o şekilde kitapları var. O kitapları siz de alırsanız eğer çıkmış konu konu gerçekten çok güzel hazırlamışlar. Konu konu e, siz de onu alırsanız hemen hızlı bir şekilde çat 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 götürür soruları yazmakla falan uğraşmazsınız. Gayet evet, güzel olacak sizin için. Hocam 25-26 hedefliyorum ama her şeyi üst düzey yapmam gerekiyormuş gibi geliyor. Arkadaşlar şimdi geometri çalışmalarınızı azaltmayın. Çünkü geometri çalışmalarınız azaldığında istediğiniz nete ulaşamazsınız. Yani 25 ile 30'lu netler geometrisiz olmaz. Çok güzel konu anlatan kanallarımız var. Onlardan faydalanın. He, üçgende nereye kadar geldik? İşte belli bir yere kadar geldik. Ya benim yaptıklarım da çok ayrıntılı. Onlardan da faydalanın. Olmayanları başka yerden dinleyin. Ama tekrar söylüyorum. Analitik anlatımlarım çok ayrıntılı. Analitikleri mutlaka benden dinleyin. Hocam TYT sizle başladım. Nereye kadar gelince AYT kampına başlayın. Problemlerin sonuna gelince. Ama problemlerin sonuna gelmen. Şubat'ın sonunda olacaksa geç kalırsın. İkisini bir arada götürmen gerekiyor kesinlikle. Ee, hocam söz kazanınca reklamınızı yapacağım ama şimdi durduk yere rakip türetmeyelim. Sen bilirsin Ayşenur. Ne diyelim ya? <laughs> hocam analitik programa dahil edebilir miyiz? Analitik'te beraber ilerlesek çok güzel olur. Arkadaşlar analitik videolarım var. Yani bir de ben onlardan ödevlendirirsem işler karma karışık olacak. Yani analitik videolarını açın. Tamam mı? Haftanın 3 gününe yerleştirin analitiği. Hemen yanına bir tane de soru bankasını alın. Ben anlattıkça çözün. Ben anlattıkça çözün ama analitik mutlaka dinleyin. Anlaştık mı? E, sıfırdan başlayacağım. Ek bir kaynak. Arkadaşlar altın kitap ve toplu pdf var. Sıfırdan başlayacağım. Bir kaynak istemek istiyorum. matematikte zorlandığım bir ders fakat yapmam şart. Kaynak arkadaşlar kaynak önerisi yapmıyorum. Biliyorsunuz ki e, ama şu anda kötü kaynak yok. Ee, seviyene seviyene göre altın kitap e, kolay orta zor diye gidiyor. E, altın kitap öğretici bir kitap ama sınava hazır o testlerin içerisinde bomba gibi sorular var göreceksiniz. E, bir tık zorunu bir tık zorunu alabilirsin veya aynı ayarda bir kitap da alabilirsin. Limit türevi integral bir ayda biter mi? Arkadaşlar limit türevi integral hakkıyla çalışırsam bir ayda biter. Önceden bitmezdi. Önceden müfredatı çok uzundu. Ama artık limit türev integralde çok fazla bir şey yok. Bir ayda hakkıyla çalışan o işte dediğim gibi üç, hepsinden fasikül bitirirsen bir ay içerisinde biter. Ama önerim bir aya sıkıştırmaman. Önerim bir aya sıkıştırmaman. Biz kamp programında öyle yapmadık mesela. Öyle iki aya falan yayarsan çok daha mantıklı olur. Çok soru çözmen lazım çünkü tam her şey yerli yerine oturur. Anlaştık mı? Hocam 45 net yapıyorum hiç yükselmeyecekmiş gibi düşünüyorum ve ne yapacağımı şaşırıyorum, bunalıyorum, umudumu kaybediyorum. Ne yapmalıyım? Berkecim, beni dinle Berkecim. Senin durumunda olan birçok kişi var. Dilim damağım kurudu. 40-45 net bantlarına sıkışmış birçok kişi var. Şimdi sayısalcı mısın, eşit ağırlıkçı mısın bilmiyorum. Aslında formül çok kolay. Bakın bunu defalarca anlattım. Formül çok kolay. Şimdi eşit ağırlıkçıymışsın gibi hareket ediyorum. 40 matematik, 40 Türkçe, 20 tane sosyalim var. 100 tane sorum var. Bak, bir kere en baştan beri söylüyorum. Türkçeyi 30 netin üstüne çıkardığında, sosyalden 15 net yaptığında zaten 45 net yapıyorsun. Senin dediğim bant zaten. İşte bu bantın üstünde 15 tane de matematik attığında, tamam mı? 45 60. Hep sizden istediğim şu. Türkçe matematik toplamını, bak Türkçe ile matematik toplamını toplamda 60 netin üstüne çıkaran tamam mı? Veya işte eşit ağırlıkçılar için 50. Mesela 25 matematik 25 Türkçe ile yapabilirsin bunu. Ama Türkçeyi 35 yapıp 15 matematikle de onu tamamlayabilirsin. Yani eşit ağırlıkçılar Türkçe matematik toplamında 50 net hedefi ve daha üstüne yavaş yavaş çıkma hedefi koysunlar. Yani çalışmanız merkez 40-45 net yapan birisinin Türkçesi kötü demektir. Merkeze Türkçeyi ve sosyali koy. Matematik belli konuları seç. 15 net'e at cebe işi bitir. Tamam mı? Ee, 11'ler TYT mat denemesinde ortalama kaç net yapmalı? Problemleri bitir ondan sonra deneme çözmeye başla. Yani o, o kişiden kişiye değişir şu anda onun için. Bir şey söyleyemeyiz. Limit türevi integral çalışmaya başladınız mı? Bana sormamış size sormuş arkadaşınız. Evet arkadaşlar başka sorularınız var mı? Cevaplamadığım sorunuz var mı? Hocam unutuyorum arkadaşlar. Durun 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 kapatmıyorum. Unutuyorum, unutuyorum, unutuyorum diyen bir sürü arkadaşımız var. Şimdi bak. Bak şimdi. Bak şimdi. Kitabı aldın. Tamam mı? Bakın kitabı aldın. Çözüyorsun kitabı. Yapamadığını işaretledin. Bu soruyu yapamadın değil mi? İşaretledin. Hangi konu? Sayı basamakları. Geçtim. Yapamadım, yapamadım, yapamadım işaretledim. Tamam mı? İşaretledim, işaretledim, işaretledim. Yapamadım. Tamam. Şimdi sayı basamaklarını bugün günlerden ne? Cumartesi günü çalıştım. Sonra matematikte kendime çok güvenmiyorum. Çabuk unuttuğumu düşünüyorum, değil mi ben? O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Sayı basamaklarından sonra ne var? Bölme bölüne. Bölme bölünebilmeyi çözdükten sonra ya şu sayı basamaklarındaki yapamadığın soruları bir kez daha çözeceksin. Bakın soru konu tekrarı en güzel yapamadığınız soru üstünden olur. Bunu defalarca kez anlattım. Ve kitabın üstüne notlar alın. Kendi notlarınızı alın. O notları, o soruyu nasıl çözdüğünün notlarını al. O notlar sana konuyu unutturmayacak. Sen konu tekrarını yaparken tekrar video izlemek zorunda kalıyorsun. Niye? Çünkü elinde notun yok. Elinde baktığın zaman konuyu hatırlayabileceğin, baktığın zaman soruyu hatırlayabileceğin materyalin yok. Güzel bir şekilde not tutacaksın. Bakın benim masamın üstünde ne var? Ne var? Ajanda. Ne yapıyorum? Bakın konuşacaklarımı yazıyorum. Bir sürü bir sürü notum var benim burada. Bir sürü notum var. Siz de bu şekilde notlu notlu gidin. Ajanda tutmayı öğrenin. Günde kaç soru çözdünüz? Hangi gün hangi konuları çalıştınız? Bunları yazın. Geriye dönük açacaksın ajandanı. Ben bölme bölünebilmeden bir aydır soru çözmedim ya diyeceksin. Soru çözeceksin. Özellikle AYT konularında bunları çok yaşayacaksınız. Bakın 27 video fonksiyonlar izlediniz değil mi? Fonksiyonları Hocam unutuyorum. İşte bir hafta sonra tekrar sorusu çözeceksin. İki hafta sonra tekrar videosu çözeceksin. Yani bu sen kendini biliyorsun. Unutma eğiliminde birisiysen kesinlikle tekrarla götürmen gerekiyor. Anladık mı? Tekrar, tekrar, tekrar ve konu bitirme. 200 soru. O videoda anlattım hangi konudan kaç soru çözmen gerektiğini. Dinle o konu videoyu. Hocam Mart'a kadar AYT için trigonometri ve permütasyon bilsek kaç? geç kalmış olur muyuz? Yok geç kalmış olmazsın. Mart'tan Mart Nisan orada da limit türev integrali bitirsin. İş biter yani. Hocam üniversite matematiği nasıldır? Lisedekine göre zordur. Üniversite matematiği özellikle türe, limit türev integralin belli kısımları çıktıktan sonra iş bitti. Hocam süre yetmiyor ne yapmalısın? Süre yetmiyor ne yapabilirsin? Kitapları da çözerken süre tut. Tamam mı? Bir testi çözerken baktın 15 soru var. 20 dakika ver. Gerçi yeni nesil sorulardan oluşuyorsa 10 soruluk teste 30 dakika falan verebilirsin ama Türkçe'yi paragrafı her şeyi çözerken zamanla ve şunu alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Yapamadığınız soruyla inatlaşmayın. Şimdiden bunu alışkanlık haline getirirseniz sınavda netiniz daha fazla olur. Turlama tekniğini ne kadar iyi yaparsanız netleriniz o kadar fazla olacaktır. Hocam yaş kaç demiş? Yaş ee, yaşımı söylemeyeyim de, şöyle söyleyeyim. 2004 yılından bu yana öğretmenlik yapıyorum. Matematik öğretmenim. 2004 yılından, 2004 yılında üniversiteden mezun oldum. Düşünün, ee, oradan kendi kafanıza göre bir çıkarım yapın. Ee, nete artış için nereye odaklanmam gerekiyor? İlk 12 konuyu hallettim. Hedef 20 net, 10 yapıyorum. Arkadaşlar, ilk 12 konuyu hallettiyseniz, e, artık bakın. Şunu unutmayın. İlk 12. Bak TET matematiği nasıl gruplandırdım ben? İlk 12. Tamam mı? Sonra problemler 12. Kaç tane soru kalıyor? 6. O 6 tane ne? İkisi fonksiyon. Biri perkom. Biri perkom. Biri olasılık. Ne yaptı? 4 soru. Bir tane kümeler 5. Bir tane mantık gelecek 6. Bak. Yani TET'nin tyt'nin konu dağılımı net bu. İlk 12 konu. İki tane fonksiyon biri grafik biri fonksiyonlarda işlemler. İşte bakın size söylüyorum ilk 12'yi hallettikten sonra kümelere çalış. Mantığa çalış tamam mı? Fonksiyonlara iyi çalış. Ondan sonra permütasyon kombinasyonu yapamıyorum desem bile zaten dört taneyi orada cebe indirdin. Tamam mı? İlk 12. 6 oradan koydun. 7-8 tane de problem atarsan iş bitti. Geometrinde varsa her şey kolay. Tamam mı? Ama ilk 12, ilk 12 aklı başında çalışın. Neye? Üstlü sayılar, köklü sayılar, mutlak değer, basit eşitsizlik, Ebo Bekok kesin soru bekliyorum. Bölme bölünebilme, basamak analizi, ardışık sayılar. Bu 8 saydığım konuya hakkını verin. Tamam mı? Hakkını verin. Ee, hakkını verirseniz güzel bir şekilde bu işi halletmiş olursunuz. Evet arkadaşlar 40 dakika olmuş. Zaman hızlıca geçiyor. Mantık kaldırıldı değil arkadaşlar. O geçen yıldı. Bakın sonunda söyleyeyim. Mantık ve Mantık ve EBOB-EKOK müfredata dahil bu yıl ve ben hem TYT'de EBOB-EKOK hem de mantık sorusu bekliyorum. EBOB-EKOK TYT'de olmazsa AYT'nin ilk kısmında da TYT kısmından soru soruyorlar ya orada kesin olacaktır. Mutlaka çalışın. Mantık ve EBOB-EKOK'a güzel çalışan iki neti cebe indirir. Evet, evet 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 başka başka sorular kendini tekrarlamaya ee, başladı hocam. Limiti türev integral kaldırılır mı? Ben tedbirli davranıyorum. Ocak ayının içerisinde bir açıklama gelirse gelir. Ocakta gelmezse daha da yapmasınlar zaten lanet olsun. He, bıyığımız çıktıktan sonra hiç kestirdiniz mi? Arkadaşlar bıyığım çıktıktan sonra tabii ki yani öyle gidip de üniversitedeyken bıyıkla değildim tabii ki. Ama yaklaşık 10 yıldır bıyıklıyım. Ve bıyıklı da bıyık Allah <laughs> kerecek öleceğim dedim kendi kendime kendimizi öldürdük yani ee, bıyıklı olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ve güzel projelerim de var ama bundan sonra bir kanal daha düşünüyorum mesela geometri kanalı orada bıyıklı geometri olmayacak. Bıyıklı matematik olmasının sebebi şuydu ee, açıklayayım bunu. Evet Samsunluyum bu arada bıyıklı onu çok soruyorsunuz açıklayayım bıyıklı matematik olmasının sebebi şuydu. Daha önce bir kanaldaydım biliyorsunuz. Ve o kanalla böyle ıngırık dıngırık işler olunca ayrılma kararı verdim. Ve ondan sonra oradaki videolarım duruyordu tabii ki. Selim Yüksel yazınca oradaki videolar çıkıyordu bir sürü. Bir sürü başka şeyler çıkıyordu. Bir akşam oturdum. Ben bu işe devam edeceğim dedim. Ama Selim Yüksel ismi yazınca çok geri planda kalıyordu. Ne olsun bıyık var bıyıklı matematik olsun dedik. öyle bıy yazınca çıkıyor artık yani güzel bir isim oldu bence. Yani alakasız tamam. Bıyıklıyla matematik yapsaydık daha iyi olabilirdi belki ama bıyıklı matematikte fena <laughs> olmadı yani. Bıyıklıyla matematik daha iyi evet. ama. Evet arkadaşlar. Geç geldim. Arkadaşlar birçok şeyi anlattım zaten. Geç gelen arkadaşlarımız da izlesinler. Hocam AYT Şubat'ta başlayacağım. TYT anca bitiyor. Tamam. Şubat'ta başlayanlar için kamp programı yapacağım dedim Elifçim. Hemen altın kitabı alın. Ama sizden birazcık fazla performans bekleyeceğim orada biraz daha sıkışık gideceğiz. Biraz daha yoğun gideceğiz. Güzel bir şekilde bitireceğiz ama merak etmeyin. Hocam on net yapıyorum yükselmiyorum. Ne zaman yükselecek? Azmedeceksin, sabır edeceksin. Bakın hep şunu söylüyorum. Siz bir kilimi dokumaya başladınız şu anda. Kilimi ilk dokumaya başladığınızda şöyle belli bir kısma kadar geldiğinizde hiç ortada motif, desen hiçbir şey yoktur ortalara gelmeye başladığınızda her şey biraz daha ortaya çıkacak. Lütfen bırakmayın. Ben yapamıyorum deyip kafaya takıp soru çözmeyi bırakıyorsan, yapamadığın sorularla uğraşmıyorsan olmaz. Bakın ne diyorum? Ne diyorum? Bakın şeylere, şeyin altlarına bir sürü yorum gelmiş fonksiyonların altına. Şöyle yazmış arkadaşım. "Ya hocam, videoda videolardaki soruları çözdüm, kitaptakini çözemedim. Kitaptaki soru farklı çünkü. Aynı soruları soramam. Aynı soruları sorduğum zaman seni kandırmış olurum." her yerde farklı soruyla karşılaşacaksın. Bak bir kitap. Bak kitap alırken neye dikkat edeceksiniz? Bir kitabı aldığınızda bütün testlerin testlerindeki bütün soruları çözebiliyorsanız o kitap size kolaydır. Testteki iki soruyu çözebiliyorsanız o kitap size zordur. Testteki ortalama 3-4 soruyu çözemiyorsanız o kitap sizin ayarınızdadır. O 3-4 soruyu çözemedim diye mutsuz olma. O çözemediğin soru seni ilerletecek çünkü. Tamam mı? Her, her testte 3 tane 4 tane yapamadığım soru var diye mutlu ol. Onları öğren. Test çözmenindeki amaç, test çözmendeki amaç yeni soru tipleriyle tanışmaktır. Bunu böyle bil. Bütün soruları yapabiliyorsan o kitap çöptür zaten. At o kitabı gitsin. Evet en büyük yükselişler sıfırdan başlar arkadaşlar. Çalışmaya devam. Evet en güzel bak kim Ferhat? Ferhat'cığım bir daha okuyorum. En güzel yükselişler sıfırdan başlar arkadaşlar. Gecenin sloganı olsun. Ve yavaş yavaş bitiriyorum. Çok vaktinizi aldım. 45 dakika çok vakit oldu. Ee... Evet. Bitiriyorum. Hanım da içeriden bitir dedi. Onun sözünü dinleyeceğiz mecbur. Evet. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Lütfen bırakmayın. Lütfen bırakmayın. Hadi hep beraber. Ne diyoruz? Var bir hayalimiz. O üniversite kazanılacak. Tekrar hep beraber var bir hayalimiz o üniversite kazanılacak. Ben gücüm yettiğince sizin yanınızdayım. Her zaman destekçinizim. Bir derdiniz bir sıkıntınız olursa Selim hocanız burada. Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Duygulandım ya gözlerim dolacak. Hadi kapatıyorum. Bay bay.